Arkadaşlar merhaba, kanalım Charlie Doğu'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 Nisan 2019 tarihinde ülkemizde ve dünyada vizyona giren Shazam filmini inceleyeceğiz. Yani ben tabii 5 Nisan hemen akabinde çekiyorum videoyu ama ne yazık ki editleme süreciydi, YouTube'a yüklenmesiydi vesaire derken süre geçiyor. Genelde ise 1-1,5 gün sonra ulaşmış oluyor video. O yüzden de kusuruma bakmayın. Özellikle internet hızı bu konuda çok elimi kolumu bağlıyor, yapabileceğim bir şey kalmıyor. Neyse bu konuyu geçiyorum, dönelim filme. Filmin hikayesiyle başlayalım. Filmin hikayesi aslında tabii fragmanlardan da gördüğünüz, bildiğiniz bir şey. Billy Benson isimli kimsesiz bir çocuğun annesinin arayışından ibaret değil. Bu süreç içerisinde bir büyücü tarafından seçilip kendisine özel güçler bahşedilmesi. Peki bu büyücü kim? Vesaire ne derseniz büyücü aslında eski bir tarikatın başındaki şu anki son kalan canlı üyesi diyebiliriz. O 7 ölümcül günahı hapsetmekle görevli, ancak gücü yıllar içerisinde zayıfladığı için gücünü aktarabileceği daha genç, güçlü ve layık birini arıyor aslına bakarsanız. Wait for real. Say okay. İşte bu arayışın sonunda gelip dolaşıp Billy Batson'ı buluyor. Peki Shazam nedir dersek, hani Shazam bu aslında akrostiş şiirler olur ya, tam olarak öyle mi deniyordu hatırlamıyorum ama hani baş harflerinden yazarsınız falan böyle sevdiğiniz kızın olan. O hesap aslında Shazam de hani belirli tanrı, yarı tanrı veyahut da peygambervari kişiliklerin diyelim artık isimlerin baş harfinden oluşuyor. İlkincisi Salomon, yani Süleyman, bildiğimiz Kral Süleyman, Hazreti Süleyman. Onun bilgeliği, oradan gelen güç, bilgelik. İkincisi Herkül, Herkül'ün gücü. Üçüncüsü Atlas, Atlas'ın dayanıklılığı, hani şu sırtında dünyayı taşıyor muhabbeti falan filan var ya, işte cezalı olan Atlas da o. Dördüncüsü Zeus. Zeus'un yıldırımları, gücü vesairesi yine aynı şekilde. O geliyor. Beşincisi Aşil. Aşil de cesaretiyle tanınan bir savaşçı. Yani onun da cesaretini alıyor. Sonuncusu da Merkür. Yani Merkür yani bir diğer ismiyle de. Onun da hızı. Bu altı özellik tek bir bünyede toplanıyor. İşte Shazam ismini alıyor o zaman da. Yedi ölümcül günah hapsedip dünyayı korumak, barış getirmek, bıdı bıdı üzerine işte kurulu bir karakter. Shazam kısaca bu. Tabii filmin konusu üzerine yine biraz daha konuşacağım ama öncelikle bir yönetmen, oyuncular vesaire üzerinden gelip en son DC sinematik evreni içerisindeki veyahut da DC Extended Universe içerisindeki, genişletilmiş evren içerisindeki yeri üzerine konuşmak istiyorum hafifçe. Spoiler vermemek adına da çok fazla konuya girip çıkmayacağım. Öncelikle filmin yönetmeniyle başlayalım. David F. Sandberg. Yani bu aradaki F'in ne olduğunu bulamadım. Biraz arattım falan ama çok da açıkçası uzun uzadıya bakmadım da Google'da bir şöyle gezindim. Her yerde F nokta F nokta diye geçiyor. O yüzden tam ismini bilmiyorum. İsveçli yönetmen. Genelde yani bu üçüncü uzun metraj filmi yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla kısa filmi var. Korku filmi türünden gelme bir yönetmen. Filme de bunu gerçekten iyi yansıtmış. Başarılı olduğu anlar var o konuda. Daha önceki filmlere bakacak olsak Lights Out, bir de Annabelle Creation. Bu ikisi iki ayrı korku filmi. İlk uzun metraj filmleri, Hollywood filmleri diyelim. Zaten Voltron'a da James Wan gibi yönetmenlerle de hani ilişki içinde olan bir yönetmen. Burayı seçmesinin sebebinde olduğunu düşünüyorum. Hama'da geldikten sonra onu seçti diye düşünüyorum. Yanlış bir seçim değil. Kesinlikle başarılı olmuş. Hani farklı türleri de başarabileceğini çok iyi göstermiş. Ondan yana bir sıkıntısı yok. Aynı zamanda da o korku filminden gelme kendine has öğeleri de filmin içine yedirmeye başlar. Mesela 7 Ölümcül Günah çizgi romandakinden çok daha farklı tasvir edilmiş. Moddalar çok renkli karakterler değiller hani böyle baktığınız zaman ama o korku filmi havasını yansıtıyorlar. Yani gördüğünüz zaman bir geriliyorsunuz. Bu karşıma çıkmasın diyeceğiniz türden. Aynı başarıyı James Wan da Aquaman'da trençlerle göstermişti. DC'nin o yüzden o karanlık sert havasına uygun yönetmenler olduklarını düşünüyorum bunların. Bu standarttaki yönetmenleri seçmeye devam etmeleri gerekiyor. Yani Joss Whedon tarzı adamlar DC'ye kesinlikle uymuyor. Bir daha da kapıdan içeri girmemeleri gerekiyor bana sorarsanız. Zack Snyder, Patty Jenkins, James Wan. Yani bu adamlar uygun. Şimdi David Sandberg de kendini kanıtladı bana sorarsanız Shazam filmiyle. Filmi ben gayet beğendim çünkü. Bu tonda devam etmeleri gerekiyor. Bu yönetmenleri seçmeye devam etmeleri lazım bana sorarsanız. O David Sandberg de bu filmde elinden geleni yapmış. Hem DC Extended Universe'e olan saygısını göstermiş. Yani bütün sinematik evreni, bugüne kadar gelişen sinematik evreni inceleyip doğru noktalara doğru şeyleri yerleştirmiş. Hiçbir gereksiz cameo vesaire şununla girmemiş. İşte bak bu evrende Batman'de var, Superman'de var diye gözümüze sokmaktansa
doğru yerlere doğru şeyleri koyarak o sinematik evrenin içerisinde olduğunu bize hissettirmiş. Bence doğrusu bu. Güzel de yapmış. Filmin oyuncularına bakalım. Orada da biraz böyle genelden işte başrol oyuncusuna doğru gideceğim. Öncelikle çocuk oyuncular. Pedro Pena, Ian Chen, Faith Herman, Grace Fulton. Bunlar hep Billy'nin gittiği işte o koruyucu eldeki diğer evlat edilmiş, korumaya alınmış çocukları oluşturuyorlar. Yani her birisi geleceği parlak belli yani. Çok o küçük yaşta da olsa çok güzel oynamışlar. Tabii yaşça görece daha büyük olan Grace hepsinden daha öne çıkmış hani, ama onun da sanki böyle önü çok açık gibi geldi hani oyunculuğu falan. Ufak sahneleri de olsa hani bağırıyor, böyle öne doğru çıkıyor. İleride daha büyük yapımlarda görmeyi dilerim hani daha öndeki rollerde. Ha, bu filmde de rolü gayet yeterli ama yani spoiler vermek adına çok fazla konuşamıyorum bazı şeyleri. Çocuk oyuncular, yan kadro gayet görevini başarılı yapmış. Yine bu koruyucu aileyi oluşturan Martha Vilans'la Cooper Andrews. Bunlar da böyle hoş bir çift olmuş. Hani lan gider ben bu evde kalırım dedirtiyorlar insana. Yani gayet böyle sempatik bir ikili olmuşlar. Bir aile filminde olması gereken bir şey diye düşünüyorum. O yüzden de güzel durmuşlar ikisi ekranda. Onların oyunculuğuna da iyi puan verilebilir. John Glover Dr. Sivana'nın babasını oynamış. Yıllar sonra John Glover'ı yine bir DC filminde görmek hoşuma gitti. Daha önce kendisi Batman and Robin'de Dr. Jason Woodrow'u oynamıştı sanırsam. Böyle bir karakterdi. Bu beyni falan yaratıyordu. Ve aynı şekilde Smallville'de de Lex'in babasını oynamıştı. Diana Luthor'du. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. Hani yine bir DC yapımında görmek oyunda hoşuma gitti. Çok fazla bir rol yok. Hani o yüzden oyunculuğu üzerine konuşmaya gerek yok. Zaten iyi oyuncu. Hani o benim değerlendireceğim bir şey değil. Digimon Honsu büyücüyü oynamıştı. Wizard. Yani büyücünün rolü kısıtlı. Hani ses tonu vesairesi çok kuvvetli bir adam olduğu için zaten seçilmiştir muhtemelen diye düşünüyorum. Zaten Aquaman'de de King Riku'ydu galiba. Öyle bir şeye seslendirmişti. Aynı şekilde Guardians of Galaxy, işte MCU'daki birçok filmde Korat'ı oynadı. Hani çizgi roman sinemasında da yabancı bir tip değil. Wizard'ı da başarılı canlandırmış. Hani herhangi bir sıkıntısı yok ki. Ses tonu zaten o sert, kalın ses tonu gerçekten role gitmiş. O oyunuyla da doğru bir seçim olmuş. İlk seçildiğinde bende biraz soru işareti oluşturmuştu. Hani niye aynı oyuncu farklı rollere ikide bir veriliyor diye. Tamam hani makyajla vesaire kapatılıyor belli olmuyor belki ama ya oyuncum yok diyordum ama gayet de başarılı oynamış. Mark Strong Dr. Sivana'yı oynuyor. Zaten hani fragmanlardan biliyorsunuz. Mark Strong'un oyuncuna da bir şey demem ki türe gene kendisi alışkın biri. Kingsman'da Merlin'i oynamıştı. Kick-Ass'de Frank D'Amico'yu oynamıştı. Hani çizgi roman sinemasında yabancı biri değil. Robin Hood'da kötü adamı falan oynamıştı. Kötü adam oynamaya da yatkın bir oyuncu. Onu da biliyor. Ha, Green Lantern'da Sinestro'yu oynamıştı. Yine orada da bir kötü adamı canlandırmışlığı var. DC filmlerine falan da aşina, yabancı değil. Burada da rolün üstesinden gelmiş yani. Ona muhtemelen çerezlik gelmiştir bu tarz bir rol de. Sıkıntı yaşamamış. Hani şunu söyleyeyim, bir General Zod veyahut da Kral Orm'daki o kararlı havayı hissedemiyorsunuz. O kadar kuvvetli bir kötü adam değil. Evet, motivasyon kaynağı vesairesi filme yedirilmiş ama ben bir General Zod'u gördüğüm andaki o hissiyatı yaşamadım. King Orm'u gördüğüm zamanki hissiyatı yaşamadım. Yani çok mu vasat, çok mu kötü? Kesinlikle değil. Kesinlikle iyi ama bir o seviyede de değil. Hani onu da kabul etmek lazım. Gelelim filmin ana üçlüsü gibi bir şey olan oyunculara. Jack Dylan Grazer'la başlayalım. Burada biraz böyle hani yancı sidekick modu var. Freddie Freeman'ı canlandırıyor. İşte Billy Batson'ın giderek en yakın arkadaşına dönüşüyor. Freddie çizgi roman hastası. Her türlü çizgi roman karakterini ezberlemiş bir tip. İşte Batman'in Batarang'inden tutun da Superman'i işte göğsünden seken kurşuna kadar birçok şeyinde koleksiyonunu yapan, gazete küpürlerini toplayan vesaire bir çocuk. Ama bir yandan da hani bir engeli falan var. Hani biraz da böyle zorlu bir hayata güzel yönüyle bakmaya çalışan değişik bir tip aslında bakarsanız. Ama tabii film içerisinde kendi içindeki sorunları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Spoiler vermek adamları konuşmuyorum yine. Genç bir oyuncu, kariyerinin başında gayet güzel oynamış. Oynarken yapmacık durmuyor, gayet eğlendiriyor, güzel oynamış. Yine 14 yaşındaki Billy Batson'ı canlandıran Asher Angel, o da rolün üstesinden gelmiş. O da çok taze bir oyuncu. Yani çok fazla bu çocuk oyunculara aşina değilim açıkçası. Açtım filmografilerine baktım. Hani geriye dönük filmleri yok denecek kadar az hepsinin. Asher'ın da bu ikinci filmi yanlış hatırlamıyorsam. O da çok samimi bir oyunculuk sergilemiş. Özellikle Zachary Levi ile olan bağlantıları hani çok başarılı. İkisi de
birbirini tamamlamışlar. Sonuçta aynı karakteri canlandırıyorlar düşündüğünüz zaman. Birinin bir yerdeki belki mimikteki hatası vesairesi diğerini taca çıkarabilir. İlla ki bunun üzerine çalışmış, konuşmuşlardır ama hani bu yaştaki bir oyuncunun da bu seviyedeki filmi kaldırmış olması bence çok önemli. O kendi üzerine düşeni çok iyi oynamış. Ben Billy Batson, 14 yaşındaki Billy Batson rolünde çok beğendim hani oyunculuğunu. Son olarak başrolümüz Zachary Levi. Zaten ben kendisini daha önce bir Chuck'ta izledim. Hani Chuck dizisinin ilk sezonu veyahut da ikinci sezonun sonuna kadar emin değilim. Tamamını izlemedim dizinin ama hani Chuck'tan aşinayım. Bir ya da iki sezon izledim yıllar önce. Oradaki oyunculuğunu zaten beğenirdim. Komedi yani türüne yatkın bir oyuncu. Komedi oyunculuğunu biliyor. Aksiyonu da çözebileceğin zaten Thor, Dark World'le Ragnarok'te, hadi Ragnarok'ta rolü yok denecek kadar az ama en azından Dark World'de Fendral'ı oynamıştı o. Hani oradan iyi kötü en azından aşina. Yani o da çizgi roman sinemasında aşina. Zaten bu tarz karakterleri, oyuncuları vesaire filmleri seven bir yapısı var. Bu rolün de üstesinden gelmiş. Hani hayvan gibi fizik çalıştı vesaire bilmem ne, kas yaptı zaten. Hani kendi üzerine düşeni yaptı. Oyunculuğu da iyi. Belki vücut 30 yaşındayım diye bağırıyor ama hani 14 yaşındaki çocuğun ruhunu yansıtmayı başarmış. Bence en önemli şey buydu. Hani çünkü Shazam dediğiniz bir kostümden ibaret. Film için konuşuyorum tabii ki. Hani kostümü kime giydirseniz giydirin. İşte aksiyon sahnelerinde double standlar vesaire çıkarıyor. Siz niye oynuyorsunuz? Niye size ekstradan para ödeniyor? O ruhu verebildiğiniz için, o mimikleri yansıtabildiğiniz için. Onu da yapmış yani. Gayet beğendim o yönüyle de. O yüzden Zachary Levi hani DC Extended Universe için şu an bir kazanım diye düşünüyorum. Eldeki diğer oyuncuların da tutulması kaydıyla. Yani gerçekten kes bakımından harika bir sinematik evren oluşabilir. Ama tabii bazı şeylerin sanatsal bütünlüğün korunması gerekiyor öncelikle. Filmin müziklerine değinelim. Benjamin Wolfish filmin müziklerini bestelemiş. Müziklerde biraz böyle 80'ler havası vardı. 80'ler süper kahraman filmleri, böyle bir Star Wars, Indiana Jones gibi filmler veyahut da ne bileyim bir 80'lerin Superman'i gibi filmlerin müziklerin havasını hissettim. Ama filme sırıtmış mı derseniz hayır derim. Hani ya onlar zaten süper kahraman filmlerine o tarz müzikler gidiyor ama ben biraz daha yeni böyle Hans Zimmer tarzı müzikleri falan daha çok seviyorum. Kötü mü değil. Epik yönden müzikler. Ama beni böyle alıp götürmedi. Hani bir o kadar da değil. Ancak şey filmin içinde seçilen müzikler açısından bir yerde Queen'in müziğiyle birlikte giden bir sahne vardı. O sahne gayet başarılı olmuştu. Müzikle birlikte de çok güzel olmuştu. Hani bu tarz yan seçilen soundtrack bazındaki müzikler başarılıydı. Dediğim gibi diğer türlü film müzikleri kötü değil ama beni içine almadı. Yani muazzam müzikler de değil. Filmle ilgili belki değinilmesi gereken bir şey daha. Orada kostüm. Gerçekten Shazam kostümü böyle 80'lerin altın çağı, hani Golden Age'lerin çizgi romanlarıyla günümüz çizgi romanlarının falan böyle karışımı güzel bir kostüm yapmışlar. Yönetmen David Sandberg de özellikle göğüsteki işte yıldırım olsun, kollardaki ışıklı bölümler olsun CGI kullanılmasını kabul etmemiş. Oralara da elektronik aksam takılmış. Kostümün böyle detayları vesaire bilmem ne çok hoşuma gitti. Hatta David Sandberg Twitter'da bir soruna yaklaşık kostümün maliyetinin 1 milyon dolar civarında olduğunu falan söylemişti. Filmin bütçesi de 90 milyon dolar civarında diye kalmış aklımda yanlış hatırlamıyorsam. Hani 90'da birinin bile harcanması gerçekten kostüme verilen değeri ve önemi gösteriyor. Kostümü de çok beğendim. Hani hiçbir filmde bugüne kadar ben kostüme değinmemiştim ama ilk defa bu filmde değinme gereği duyuyorum. Çünkü gerçekten hani ekrana baktığınız zaman insanın hoşuna gidiyor. Son olarak filmi DC Extended Universe içerisinde değerlendirirsek. Öncelikle DC Extended Universe filmlerin solo filmleri içerisinde değerlendirmek diye, gerekir diye düşünüyorum. Solo filmler içerisinde bugüne kadar hiçbir benim için Man of Steel olamadı. İkinci sıraya Wonder Woman'ı koymuştum. Yani Aquaman'da bunun arasında gidip geliyorum. Üçüncü sıraya hangisini koyarım diye ama bir türlü seçemiyorum. Tek şu var hani benim kafamın çıktığında keşke daha iyi yapsalar dediğim. Hep bu solo filmlerde muhakkak bir tarih sahnesi olur. İşte Man of Steel'da Krypton'un tarihini anlatmışlardı. Wonder Woman'da işte dünyanın tarihini, tanrıların insanları yaratışını vesaire bilmem neyi anlatmışlardı. Aquaman'da Atlantis'in tarihini gördük. Burada da açıkçası ben biraz işte bu Shazam büyücüsünün olsun o eski tanrıların vesaire bilmem ne bir tarihi dinlemek istedim. Anlattılar, anlatmadılar değil ama oradaki kullanılan görseller vesaire çok hoşuma gitmedi. Hani şimdi spoiler vermek adına söylemiyorum. Hani diğerlerinde daha detaylı gösterilmişti. Burada sanki biraz oldu bittiye getirilmiş gibi oldu. O daha iyi yapılabilirdi diye düşünüyorum. Diğer türlü DC Extended Universe filmleri içerisinde düşünürsek de
Ya Shazam kesinlikle yeni bir soluk. Hani buna insanlar şey diye bakıyor işte, çok fazla komedi unsuru var, bakın Marvel'ın formülünü kullandılar diye falan diye bakıyorlar ama hayır, Shazam zaten bir çocuk yani, düşündüğün zaman içinde 14 yaşında bir çocuk var. Bu Marvel'ın formülü diye gene DC'nin formülünden gitmişler. Herhangi bir değişiklik yok. Tamamıyla yönetmen odaklı. Sandberg elinden geleni yapmış. Diğer yönetmenlere, diğer filmlerden gelen karakterlere saygısını göstermek için. Ama bir yandan da kendi vizyonunu koymaktan da çekinmemiş. Bu da hoşuma gitti. Hani o yönde film yine kendi içinde apayrı bir film yani. Birbirinin kopyası filmlerden biri değil. Kendine has bir güzelliği var. Bir ilgimi çeken şey de sanki böyle DC Extended Universe içerisinde film Justice League'i yok saymış. Hani böyle BVS'e kadar ki ekipmanlar vesaire, ben Fred'in topladıklarından ve hatta Fred'in bakış açısından değerlendirerek düşünüyorum. Çünkü Fred o kahramanlara hayran olan kişi ve hani o onların koleksiyonunu yapıyor. Evet, Aquaman'ı vesaireyi bilmem neyi de arada görüyorsunuz, ediyorsunuz, hani böyle hissediyorsunuz, onunla ilgili bir bulgu da var ama sanki böyle Batman v Superman'den sonrası o çocuk için önemsiz. Oraya kadarını topla. Belki benim için öyle olduğu için hani takım filmleri açısından diyeyim, en azından Justice League'i yok saydığım için bana öyle mi geldi bilmiyorum ama Freddy'nin koleksiyonlarından onu anladım. Sanki Sandberg Justice League'i yok saymış. Hiç yok gibi görmüş. Hiç çekilmediği gibi davranmış. Hiçbir Justice League göndermesi yok çünkü hani işte takım bir araya gelip de dünyayı kurtarmasından falan filan. Freddy gibi onlara hayran olan bir çocuğun hiç bahsetmemesi mesela ilginç geldi. Gene fragmanda olan bir sahne işte, küçük bir çocuk elinde Superman'le Batman'i dövüştürüyor mesela baktığınız zaman. Diğer takım üyelerinin oyuncakları da olabilirdi. Onlar yoktu mesela. O da yine bir BVS gönderdi. Hatta fragmanda 78'deki Superman filminin müziğini kullanmışlardı. Ben buna kızmıştım çünkü sizin bu sinematik evrende bir Superman'iniz var, Henry Cavill, ve ona saygı duymak zorundasınız. Onun bir tema müziği var, onu kullanabilirsiniz. Ama Sandberg fragmanları müziklerine vesairesine ben karışmıyorum diyerek bununla ilgili açıklamasını da yapmıştı. O sahnede gerçekten o müziği duyacağım diye çok gerildim ama yoktu. Hani bunu da söyleyeyim. Ancak dediğim gibi orada bile sadece Batman ve Superman dövüştü. Sanki sonrasında barıştılar veyahut da Superman dirildi vesaire. Şu bunlar hiç değinilmeyen konulardı. Beni bazı konularda da ümitlendiriyor açıkçası. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yani taze izledim, taze yorumladım. Eğer sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Aşağı köşede bir yerde beğen, paylaş butonu falan var. Eğer hoşunuza gittiyse onlara basın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.